Herkese merhaba. Çok uzun zamandır astım hastası olanlar bilirler. Normalde çok rahatsız etmese de havalar soğuduğunda ya da çok fazla spor yapıldığında astım belirtileri can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. Belirtiler kötüleştiğinde ki bundan zaman zaman astım atağı olarak da bahsedilir, solunum yolları iltihaplanır, şişer, daralır ve mukusla dolar. Sonuç olarak tahmin edilebileceği gibi nefes almak güçleşir. Ancak buna sadece soğuk hava ya da spor salonunda uzun saatler geçirmek sebep olmaz. Hava kirliliği de buna sebep olan çok önemli bir etkendir. Astım hastası biri dışarıda koşu antrenmanı yaptığında ya da trafikte yani birçok arabanın bulunduğu bir ortamda sadece yürüse bile hemen bir astım atağı geçirebilir. Nedenlerine gelin hep birlikte bakalım. Size bugün kirlilik ve insan sağlığı arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Ekrandaki görsel, çevremizdeki kirliliğin üç temel kaynağını bize gösteriyor. Hava, su ve toprak kirliliği. Bu kirleticilere maruz kalmak, çeşitli sağlık sorunlarına ve hastalıklara sebep oluyor. Size bugün özellikle hava kirliliğinden bahsedeceğim. Toksik, yani zehirli gazlar, Partikül maddeler ve havaya salınan kirletici gazlar aralarında solunum ve kardiyovasküler rahatsızlıklar da olan birçok hastalığa ek olarak kansere, mide bulantısına ve cilt tahrişine, baş ağrısına, yorgunluğa sebep olur. Bu noktada doktorların ve araştırmacıların çevremizdeki kirleticiler ve insan sağlığı arasındaki ilişki hakkında henüz öğrenme aşamasında olduklarını da eklemem lazım. Bunun sebebi insanlar olarak hepimizin çeşitli kirletici ve toksinlere farklı seviyelerde sürekli olarak maruz kalıyor olmamız. Başka bir deyişle kirleticiler ve toksinler vücudumuza havadan, sudan ve topraktan girebildikleri için bazı hastalıkların gerçek sebebinin ne olduğunu belirlemek çok ama çok zor. Bu görselde hava, su ve toprak kirliliğine yol açan birçok antropojenik kaynağı, yani insanların davranışları sonucu ortaya çıkan kaynakları görüyoruz. Hava kirleticileri biraz daha yakından inceleyecek olursak, atmosfere klorofluorokarbon salınımı yapan endüstriyel tesisleri değerlendirme altına almamız lazım. Klorofluorokarbonlar, statosferdeki ozon derinmesine yol açan antropojenik bileşenlerdir. Ek olarak hava kirliliği yanında asit yağmurlarına da sebep olan azot oksitler, sülfür dioksit ve bir sera gazı olan karbondioksiti de görebiliriz. Peki sıklıkla karşımıza çıkan bu hava kirleticiler insan sağlığını nasıl etkiliyorlar? İnsan sağlığıyla yakından ilgili olduğu tespit edilen maddelerden biri asbest. Asbestin mezotelyoma adı verilen kansere sebep olduğu biliniyor. Sürekli olarak asbest soluyan ya da yanlışlıkla yutan kişilerde akciğer zarında ve zaman zaman da göğüs boşluğu ile kalpte görülen bir kanser tipi olan mezo mezotelyomaya, mezotelyoma görüldüğü daha doğrusu bu kişilerde buna yol açıyor mezotelyomaya. Bu birçok araştırmayla ispatlandı arkadaşlar. Ekrandaki göğüs röntgeninde görmek biraz zor olsa da turuncu ile işaretlediğim bölge Mezotelyoma'nın yayılmaya başladığı, doğrudan etkilenen dokuyu gösteriyor. Akciğer dokusu röntgende normal olarak şeffaf görünür ancak mezotelyoma'nın geliştiği durumda opaklaşır. Asbest, hafif ve göreceli olarak yok edilmesi mümkün olmayan bir malzeme meydana getiren, milyonlarca liften oluşan doğal bir mineraldir. Asbestin lifli yapısı onun çok etkili bir elektrik yalıtkanı olmasını sağlar. Asbest ayrıca ısıya karşı da oldukça dayanıklıdır. Bu sebeple inşaat ve çatı yalıtımında sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Eskiden evlerin, okulların, çeşitli binaların tavanında asbeste rastlamak mümkündü. Toplum sağlığı hakkındaki farkındalık arttıkça asbestin aslında ne kadar tehlikeli bir madde olduğu da anlaşıldı. Ve asbestin zararlı etkilerine dair bilinç arttı. Asbest inşaatlarda artık kullanılmıyor olsa da çatı malzemeleri gibi bazı tüketici ürünleri hala az miktarda bile olsa asbest içeriyor olabilir. Televizyonda asbestin güvenli bir şekilde kaldırılması ve yok edilmesiyle ilgili programlara denk gelmiş olabilirsiniz. Mezotel, yoma ve asbeste maruz kalmak arasındaki ilişki derinlemesine araştırıldı. Asbest kullanımı ya da asbeste maruz kalma zaman içerisinde azalmış olmasına rağmen mezotelyoma'nın belirtileri kendini 50 ila 20 20 ila 50 daha doğrusu 20 ila 50 sene sonra bile gösterebiliyor. Asbeste maruz kalındıysa bunun ilk belirtileri nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Ancak zaman içerisinde ekrandaki alt görselde de görüleceği üzere asbeste maruz kalmak akciğerleri ve onları çevreleyen göğüs dokularını kaplayan zarın yani plevra'nın zarar görmesine ve kansere sebep olur. Plevra nefes almamıza yardımcı olan diyafram asbest yüzünden hasar görür, üzerlerinde yara dokusu gelişir ve sertleşir. Ek olarak mezotelyoma görülme riski de, riski de burada hemen belirtilmeli. İşin daha da kötü tarafı arkadaşlar, mezotelyomanın radyasyon ve kemoterapiye dirençli olması ve bu da mezotelyoma hastalarında iyileşme oranlarını veya yaşam sürelerini düşüren bir etkiye sahip. Yine de mezotelyoma riski taşıyan bireylerde kan testleri ve kanser taramaları ile mezotelyomanın erken teşhis edilmesi mümkün. Asbeste maruz kalan kişiler, örneğin madenciler, fabrika çalışanları, yalıtım ve inşaat içinde olanlar bu durumun bilincinde olmalılar. Şimdi derin bir nefes alın ve bir yudum su için. Bunlar her gün karşı karşıya olduğumuz son derece basit durumlar ancak kirliliğin sağlığımız üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini görüyorsunuz değil mi? Astımı kötüleşmeye başlayan biri hava kirliliğinin onun için ne kadar zararlı olduğunu çok daha iyi anlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temiz Hava ve Temiz Su Yasası gibi düzenleyici yasalar sayesinde çok daha uzun ve sağlıklı yaşamlar adına adımlar atıldığı biliniyor. Ancak bunun dünyanın tüm coğrafyaları için geçerli olmadığını unutmamak lazım. Herkes için güvenli su ve hava için siz de elinizden geleni yapmayı unutmayın.